ya? Ben bunun için hiçbir kazak, bir hırka koymamış mıyım? Yok vallahi. Bak, seni düşünüp yeni kıyafetler aldık ama kendi k***mız açıkta kalmış, haberimiz yok. Heh, iyi ki bunu almışım. Ama bu da ne ya? Bu sünmüş etmiş. Baba. Delik deşik bu ya. Oo. Ya işte. Ya elin Amerika'sına bu kıyafetle gidilir mi? Daha adımımızı atar atmaz adamlar bize dilenci muamelesi yaparlar. Al şunu. Ne bu, ne yapayım bunu? Yıllarca sırtımızda ısıttı, şimdi de sobada ısıtsın. Ben çarşıya gidiyorum. Üstüme başıma bir şeyler almaya. Sen de ortalıkta fazla dolanma. Ne olur ne olmaz. İnadına mı yapıyorsun sen? Bir söylediğin bir söylediğin tutmuyor. Kim görecek daha başında beni? Heh. Kolay gelsin. Sizin ne işiniz var burada? Dedim ya bir tanem. Merak ettim ben seni. İyi misin? Ben anlamıyorum. Kimse burada olduğumu bilmiyordu ki. Nasıl buldunuz beni? Anne. Sana sordum. Nasıl buldun beni? Şirketten çıkarken çok kötüymüşsün. Buraya geldiğini öğrenince de merak ettim. Niye geldin diye. Kim haber verdi peki? Badeciğim. Hadi buradan çıkalım. Bir temiz hava al. O zaman belki anlatırsın niye burada olduğunu. Olmaz. Olmaz. Daha işim bitmedi benim. Olmaz. İşimi bitirmem lazım. Yarım kaldı. Yavrum. Ne işi bu Allah aşkına? Söyleyemem. Söyleyemem. Güzel kızım. Biz akrabayız. Ne derdin varsa söyle, birlikte çözelim. Anlatamam. Anlatamam. Anlatsam da... Yok. Yok, hayır, hayır. Bu benim meselem. Benim halletmem lazım bunu. Aşk olsun. Kızım, biz bir aileyiz. Anlatacaksın derdini ki birlikte bir çare bulalım. Yavrum bak, titriyorsun. Hadi gel evimize gidelim. Hadi gidelim. He? Yok. Bırakın beni ne olur. Anlatsam da inanmazsınız zaten bana. Ne olur bırakın gideyim. Ne olur. Badeciğim. Seni bu halde bıraktığımı öğrenirse Yusuf öldürür beni. Hadi gel gidelim kızım. Çıkalım dışarı. Bak, sonra ne işin varsa görürsün. Hadi.
Allah'ım izin ver bugün de atlatayım ne olur. Buyurun, kimsin? Benim hamilem Cemile. Kuzum, yavrum. Hayırlı torunum benim. Gel. Ver çocuğumu ver. Dur bir dakika. Dur bir tane. Ay maşallah. Bak rengin rüsarın geldi yerine. Oh. Bir hastaneye gidelim mi Hamiyet Hanım? Yok yavrum yok. İyiyim ben. İyiyim. Gitmem lazım benim. Gitmem lazım. Kızım. Hiçbir yere göndermem seni diyor. İlk önce konuşacağız. Konuşacak bir şey yok. Konuşacak bir şey yok. Halletmem gereken bir iş var. Yusuf'la mutlu olmam için halletmem lazım. Ah be benim güzel kız. Ah be benim bir tane. İkimizin de tek amacı o değil mi? Ha? Yusuf'la senin mutluluğun. Biz ne yaptıysak onun için yapmadık. Sandığınız gibi bir şey değil. Sandığınız gibi değil. Engel olmayın bana. Engel olmayın. Nasıl engel olmam Bade? Sana nasıl engel olmam? Nasıl? Ya mani olamasaydım? Ya zamanında öğrenemeseydim? Çok korktum Bade. Yetişemeyeceğim diye çok korktum. Siz ne öğrendiniz? Ne biliyorsunuz ki? Her şey. Senin bildiğinden de çok şey. Onun burada olduğunu biliyor muydunuz? Onu biliyor muydunuz? Hadi çocuğum. Gidelim. Cevabı var. Ama eğer ben de Yılmaz'sam bunun peş... Yılmaz Bey. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Bana bir bardak su getir kızım. Önce şöyle bir geçelim. Doktor çağırmamı ister misiniz? Ya da Yusuf Bey'e haber vereyim. Hayır, iyiyim dedim ya sana kızım. Ortalığı belli belli verme. Bana bir bardak su getir hadi.
tansiyonunuza baksam? Bak kızım bak. Bak bakalım. ...12'ye 16 yükselmiş. İlacımı içtim nasıl olsa biraz sonra düşer yavrum. Abi bak ne düşündüm. Ne oldu abi? Hasta mısın? Tansiyonum fırlamış bir Hasan. Kızım hadi sen de işinin başına dön. Doktora gidelim mi abi? Yok. Bu işlerden canım sıkıldı ya. O da tansiyonuma vurdu. Ama ilacımı içtim şimdi düşer. Ben de onu konuşmaya gelmiştim. Şu Celal Bey'in ortaklık teklifinden Baden haberi var mıdır sence abi? Bunu konuşmak lazım Hasan. Abi biraz iyiysen şu borç senetleriyle çekleri toparlayıp bir bakalım mı? Ha, iyi akıl ettin Hasan. Yusuf'un odasındaki kasa da onlar, sen bir bak. İyi. Ben bir Yusuf'a gideyim de evrakları toplayayım geleyim. Nasıl olur bu? Nasıl bilir de benden saklarsınız bunu siz? Kızım bir tek senden saklamadık ki. Tabii. Yusuf yaptı değil mi bunu? Yusuf yaptı değil mi? Allah kahretsin. Beni kandırmak için her şeyi Yusuf yaptı değil mi? Yusuf yaptı. Badeciğim saçmalama. Hiçbir şey sandığın gibi değil. Bir dursan, bir dinlesen her şeyi öğreneceksin. Doğru. Hiçbir şey benim sandığım gibi değil. Ben niye inanmak istiyorsam onu gerçek sandım zaten. Allah kahretsin ya. Her şey yalanmış, her şey. Siz nasıl göz yumdunuz buna? Nasıl beni kandırmasına izin verdiniz? En çok size inandım. Ben en çok size güvendim. Niye böyle bir şey yaptınız? Kızım bir dinlesene. Ha? Bir dinlesene. Öğreneceksin diyorum. Anlatacağım her şeyi. Buraya da o yolladı sizi değil mi? Tabii. Buraya da o yolladı. Yoksa nereden bilecektiniz ki otelde olduğumu? Oyunlarını öğrendiğimi anladı. Baş başa tatil hayalleriyle beni kandırdı. Seni seviyorum numaralarıyla oyaladı beni, onu buradan kaçırdı. Sizi de beni durdurması için yolladı değil mi? Durdur hemen arabayı, ineceğim ben. Allah kahretsin, duymadın mı? İneceğim dedim ben. Şimdi bu verdiğim tarihler arasında Mehmet Hancıoğlu mu kaldı? Yoksa bir misafiri mi? Bunu öğrenmek istiyorum. Böyle bir bilgiyi müşteri gizliliği açısından veremem. Anladım. O zaman lütfen bana otel müdürü Şahin Bey'i bağlar mısınız? Ben Yılmaz Hancıoğlu. Abi? Hasan, gel otur. Otur. Yusuf bulamadı anahtarı. Badiye soracak. Sen biliyor musun nerede olduğunu abi? Ne anahtarları Hasan? Kasanın anahtarları abi. Ha. Yok, benim haberim yok. Neyse. Çıkar bir yerden. Sen iyi misin abi? İyiyim, iyiyim Hasan. Mehmet kahve söylemişti. Gel birer kahve içelim. Sen git Hasan. Ben birazdan gelirim. Kahveyi soğutmayalım abi. Hem şu ortaklık meselesini konuşuruz. Hadi. Bir şey içer misiniz? Sağ ol. Şu numara bakarsan. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ne içersin anne? Bize şimdilik iki tane su. Her şeyi bilmek istiyorum. En başından. Düğün günü. Ambulansta. Yusuf can alıp can verirken onu sordu. Sen de duydun.
Sonra hastanede. Hep onu sayıkladı. Gözünü açtı. Gene sordu. O nasıl anne? O nasıl? Yaşıyor mu? İyi mi? Seni sordu demiştiniz. Öyle olsun istedim Bade. Oğlum bir tek seni sevsin istedim. Yüreğinde, aklında bir tek sen ol istedim. Öyle de olacaktı. Çünkü oğlum seçimini yaptı. Seninle evlendi. Ama sonra o intihar olayı oldu. Ve Yusuf'um hep kendini suçlamaya başladı. Seni hiçbir zaman yarı yolda bırakmazdı, biliyorum. Oğlumu tanıyorum ben. Ama gel gör ki o kıza güvenilmez ki. Siz de güvenmediniz tabii. İnan bana Bade. İnan bana, başka bir yol yoktu. Eğer yaşadığı bilinirse her zaman bir tehdit olacaktı evliliğiniz için. Yusuf onu yüreğinden silip atabilirdi belki. Ama o iblis hiçbir zaman vazgeçmeyecekti, ben biliyorum. Her an oğlumun aklını çelmeye çalışacaktı. Ve evliliğiniz yürümeyecekti tabii. Mutsuz olacaktınız. Anne sen ne yaptın? Hiç kimsenin canına kastetmedim ben. O da bir ana baba kuzusu. Hiç ölmesini istemedim. Allah biliyor. Ama doktorlar yaşayamaz dediler. Bu Badire'yi bir daha kaldıramaz. Hele ayağı hiç kalkamaz dediler. O zaman tek bir yol kalıyordu. Eğer herkes onu ölü bilirse o zaman siz mutlu olacaktınız. Oğlum mutlu olacaktı. Yaralarını saracaktı senin.
Yıldız kaydı. Dilek tut, dilek tut. Hani nerede, ben görmüyorum ki. Şuradan kaydı işte, sen tut, dilek tut. Tamam, tuttum. Sen benim meleğim. Ben senin meleğin değil miyim sen? Ben seni anladım. Sen de beni.
Eşyalarını toplarken evden baktım hepsi eski püskü şeyler. Benim kızıma yakışmaz dedim. Bak. Bu parayla aldığın hiçbir şey istemiyorum. Cenaze nasıl oldu? O kadar insan. Mezar açıldı, gömüldü. İnsan bir yola çıkınca gerisi çorap söküğü gibi geliyormuş kızım. Her şey gerçeğine uygun olarak hazırlandı. Düşünüldü. Böyle de yapıldı. Peki nerede saklandı bu kadar zaman? Yani hastaneden çıkardıktan sonra direkt otelde mi sakladılar? Uzakta bir ev tuttum. Başında doktoru, hemşiresi. Tedavisi yapılıyordu. Kalkamaz demişlerdi doktorlar. Benim de vicdanım rahattı. Ondan sonra otele geçtim. Hepsi bu mu yani? Evet. Hepsi bu. Zaten bir önemi de kalmadı. Gerçeği bir tek sen, bir tek ben biliyoruz. Herkes Havva'yı öldü biliyor. Bırak öyle kalsın. Zaten yarın Amerika'ya uçuyor. Hayatımızdan külliyen çıkacak. İnşallah. Emin misiniz? Eminim tabii. Biletlerini ben aldım. Ellerine de biraz para saydım. Ondan sonra da sesleri sedaları kesildi. O yüzden mi konaktaydı? Para için mi? Kim? Havva mı? Gecenin bir vakti konaktan çıkarken gördüm onu. Yanında da Sultan vardı. Neredesin? Çarşıda ne vardı? Bana bak. Kızı yine otel odasında yalnız bırakıp çıktın mı yoksa? Yok, otelde değiliz. Ne cehennemdesin? köydeyiz. Bir arkadaşın evinde kalıyoruz. Nereden icap etti bu ziyaret? Sırası mı şimdi ortalıkta dolanmanın? Ya Baldız, beni azarlamayı bırak. Senin Hamiyet Hanım emretti otelden çıkın diye. Yoksa benim yediğim önümde yemediğim arkandaydı. Allah Allah. Hamiyet'e niye battı ki sizin orada kalışınız? Bence bir şeyden perelendi Hamiyet. Daha doğrusu oğlu kokumuzu aldı. Senin Hamiyet de peşimize düşer diye alevlendi. Neyse. Ben şimdi kapatıyorum, sonra ararım. Yol için hazırlık yapıyorum.
Vahamiyet durduk yerde işkillenmez ya. Dur bakalım. Dur bakalım. Kızım emin misin? Yanındakinin sultan olduğuna emin misin? Belki yanlış görmüşsündür. Belki yanındaki sultan değildir. Ya da ne bileyim, sultan belki başka birini uğurluyordur. Bu nasıl bir ihanet? Bu nasıl bir cüret? Konaktan çıkan basbayağı Havva'ydı. İndim tabii, hemen yanına sordum. Gözlerimin içine baka baka yalan söyledi, inkar etti. Yok ölüyü nasıl uğurlarmışmış. Yok aklım bana oyun yapıyormuş. Dalga geçti benimle. Nereden bilebilirdim? Nereden bilebilirdim düşmanın yuvamda yuvalanacağını? Ah sultan. Ah sultan. Ya. Siz kızı uzaklaştırmaya çalıştıkça o geldi evimize girdi. Ben her şeyi sizin için yaptım. Keşke en başından bana her şeyi anlatsaydınız. Bu kocaman yükü tek başınıza omuzlamak zorunda kalmazdınız. Bugün olsa gene yaparım. Yeter ki siz mutlu olun. Tek istediğim bu. Kimsenin Yusuf'la aramıza girmesine izin vermem. Siz engel olmasaydınız ben gözümü karartmıştım. Ama vazgeçmedim. Bana da size de yaşattıklarının hesabını soracağım ona. Thank you.
Sadece sen çok akıllı, çok sağduyulu bir kızsın. Bu öfkenin sana, Yusuf'a, evliliğinize ne kadar zarar vereceğini biliyorsun değil mi çocuğum? Bizim için en büyük kötülük o kızın yakınımızda dolanması. Biliyorum. Biliyorum ama onu engellemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yalnız sen bana söz ver. Lütfen. Bir delilik yapmayacaksın. Hı? Yusuf'la olan hayatınıza kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Çok zor. Biliyorum. Zor. Ama imkansız değil. Gerçekleri bile bile çok zor. Yusuf, evliliğimiz benim için her şeyden önemli. Ona zarar gelmesin diye elimden gelen her şeyi yaparım ben. Aferin. En doğrusu bu. Bak zaten yarın Amerika'ya uçuyorlar. Mesele kendiliğinden kapanacak. Teyze. Teyze iyi misin? Tansiyonum fırladı Zahar. Başım fırıldak gibi dönüyor ya kuzum. Hay Allah, gel. Gel. Gel az şu taşa otur dinle. Yok kızım, sana Zahar şu kapıya kadar götürüver beni. Tamam hadi gel. Dur yavaş. Peki ya Sultan? O her şeyi biliyor. Merak etme. Ben onun nefesini kesmesini bilirim. Senin şimdi düşünmen gereken tek şey Yusuf. Evliliğiniz. Bak ne kadar iyiye gidiyorsunuz. Değil mi? Şimdi bir tek kafanı ona yormalısın. Biz nasıl iyi oluruz? Daha iyi nasıl olabiliriz diye. Siz olmasaydınız, bunları yapmasaydınız. Ben gerekeni yaptım Bade. Yuvam için, oğlum için. Aslında suçluyum. Eğer bu duyulursa, bilinirse hayatım mahvolur. Suçluyum. Ama asla pişman değilim. O gün için doğru olan buydu. Bugün için doğru olansa senin hiçbir öfkeye kapılmadan, hiçbir çılgınlık yapmadan hayatına devam etme. Söz ver bana. Kimseye hesap sormayacaksın. Ve her şeyi unutacaksın. Söz mü? Peki anneciğim. Peki. Hiç merak etmeyin. Onu mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnanın bana. Hiç.
Allah razı gelsin senden kızım. Senin de elimden tutanların olsun. Gönlünün muradını versin. Amin cümlemizin. Şu kapıya yavrum. Tamam. Hadi az kaldı. İyiyim yavrum. Kimin kimsen yok mu evde? Torunum var. Ha? Gel bakalım. Gel geç. Nerede torunun? Yukarıda ya, yukarıda. Tamam gel. Gel hadi. Hamminem, ne oldu sana böyle? Kızım Cemile, rahatsızlandım yavrum. Hala. Cemile! 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 Cemile kalk! Cemile! Cemile! Kuzum beni böyle görünce korku yüreğine indi torunumun yavrum. Cemile!